Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV 42 ekranlarına ve stüdyoda konuşalıma hoş geldiniz. Geçen hafta başlamıştık çok kıymetli bir sohbete, çok kıymetli bir bilgi alışverişine. Su arıtma sistemleri, doğru su kullanımı, içtiğimiz, içeceğimiz sularla ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yapmıştık kıymetli konuğumuzla. Yayınımız devam ederken gelen soruları cevapladık ama akabinde yayın sonrası ziyadesiyle sizlerden sorular aldık. O nedenle de efendim bu hafta ikinci bölüm olarak yine aynı konu başlığıyla sizlerin huzurunda olmaya karar verdik. Yine kıymetli konuğumuzla birlikte. Efendim stüdyoda konuşalım da bir kez daha İkonya Su Arıtma Firma sahibi Sayın İsmail Civciv bizlerle ve sizlerle olacak. Efendim neden arıtma su diyerek doğru su kullanımına, sağlıklı su kullanımına, kaliteli su kullanımına ve bununla ilgili bilgi alışverişine devam edeceğiz efendim. Sizlerin de sizlerden gelecek soruların da buradan cevaplanacağı bu programda canlı yayınımızla stüdyolarımızda sizlerle birlikteyiz ve biliyorsunuz ki canlı yayınımızla ekranlarla birlikte sosyal medya sayfalarımızdan da sizlere ulaşıyoruz. Güzel gözler, güzel gönüller değerli izleyicilerimiz. Hazırsanız ki öyledir biliyoruz. Bizi yalnız bırakmayan sizlerle birlikte kıymetli konuğumuza bir kez daha hoş geldin diyelim istiyoruz. Buyurunuz efendim. Efendim merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Hızlı bir hafta geçirdikten sonra yoğun, hareketli hem dünya hem yeryüzü hem ülkemiz hem şehrimiz adına koşturmacalardan sonra tekrar sizi burada görmek, sizi konuk etmek bizi mutlu etti. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi bir kez daha kırmadığınız için İsmail Bey. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet, zaman su gibi akıyor. Özellikle 40'ından sonra hızlı geçiyormuş ya hakikaten. Özellikle sonbaharda da günlerin kısalmasıyla beraber saatler de zamanlar da çok kısaldı. Ben teşekkür ediyorum. Geçen programı kendimi tanıtarak kapatmıştık. Bugün de isterseniz İsmail Civciv'i kimdir? Tanıtarak. Kimdir? Kısacık alır. Evet. 26.03.1967 Konya'nın Cihanbeyli ilçesi, Türkiye'nin yükünü çeken Karabağ'da doğdum. İşte hayatımız ilkokul, ortaokul Karabağ'da geçtikten sonra kısa bir futbolculuk hayatımız, amatör olarak kaleciyle oynadıktan sonra baktık ki futbolda bizim geleceğimiz yok. Biz bir an evvel askerliğimizi yapalım. Askerlikten sonra da hayatın gerçekleriyle yüzleşelim, gerçek hayata başlayalım dedik. Askerden sonra evlendikten sonra kısa bir süre sonra Konya'ya Türkiye'nin en büyük holdinglerinde birinde işe başladık gazeteci olarak. Daha sonrasında işte 21 yıl önce o firmada su arıtmayla tanıştık, su arıtma cihazlarıyla tanıştık ve 21 yıl önce inanın Konya'da su arıtma cihazı satmanın zorluklarını yaşayan bir insan olarak bugün artık su arıtma cihazını anlatmadan da insanlar artık alabiliyor. Neden derseniz çünkü su arıtma cihazı artık benim hep bir o zamanlarda bir şeyim vardı. Hedefimiz her gün bir aileyi daha kurtarmak. Bugün de diyorum ki her evin ilk ihtiyacı su arıtma cihazı. Kızınızın çeyizine, oğlunuzun çeyizine koyacağınız ilk şey inanın su arıtma cihazı olsun. Çünkü kızınıza en iyi ev eşyalarını alsanız belki çok fazla fayda göremeyebilir ama bir su arıtma cihazı ve bir de temizlik sağlık robotu her kızın babası tarafından alınması gereken demirbaşı olmalı. Evet. Çünkü İnsan vücudunun 1/4'ünü su oluşturuyor dedik. Dünyanın da 1/4'ünü su oluşturuyor dedik. Ve bizim bu 1/4'lük vücudumuzun 1/4'ünü oluşturan su, işte beynimizin %76'sını, ciğerlerimizin %90'ını, kanımızın %82'sini, kasların %75'ini, kemiklerin %22'sini ve belki de ilk defa duyacağınız dişlerinizin %3'ünü dahi su oluşturuyor. İşte bu hangi su? İşte buradaki sorunun cevabı aslında bizim vücudumuzdaki suyun sağlığımıza etkisini de ortaya koyuyor. Eğer siz evinizde 60 yıl önce olsa hiçbir su arıtılacak değilken bugün de arıtılmayacak su kalmadı. Demiştim. Geçen programda zaten sebeplerini anlatmıştık. Efendim. Ama şimdi güzel bir girişle, güzel yeni bir başlıkla bir ilave ekle
çok güzel bir girizgahta bulundunuz. Dediniz ki oğlumuzun, kızımızın, çeyizinin aslında ana temalarından, olmazsa olmazlarından, temel ihtiyaçlarından, iyiliklerinden bir tanesi su arıtma cihazı olmalı. Biz de geçen hafta neden su arıtma cihazı neden arıtma su demiştik ve İkonya su arıtma cihazının özelliklerinden kısaca bahsedebilmiştik. Zamanımızın sonuna geldiğimiz için. Şimdi oradan devam edelim istiyorum. Bir kez daha parantez açalım. Neden arıtma su konu başlığımız? İlave edeceğiniz bilgiler var. Çok eminim, biliyorum. Birazcık konuşmuştuk sizinle. Bize gelen sorular var. Bunun mukabilinde gelecek olan sorular var. Ama ana temamız neden arıtma su? Neden arıtma su, bir kez daha hatırlayalım. Evet. Geçen programda da söylemiştik. Bizim aslında içme suyumuzun, Konya olarak söylüyorum, %70'i eskiden yeraltı suyu, %30'u da baraj suyundan elde ediliyordu. Ama tabii ki şimdi değişti. Barajdaki su seviyesi azaldı. Konya'mızın şöyle bir değişen şey oldu su konusunda. Göksu'dan gelen bir su var. Bu Göksu'dan gelen su dağlardaki kaynak suyu, kar suyu, yağmur suyu. Haliyle yeraltı suyundan biraz daha iyi. Belediye Konya'nın %70'ine bu suları veriyor. Bu sular eski sulara göre, hatta sokaktaki tatlı sulara göre daha temiz, daha yumuşak bir su. Ama bu arıtılmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü o suyun kaynağından çıkıp bizim Konya'mıza, Konya şehrine ve belediyenin o suyu bizim evlerimize bir gönderiş süreci var. Bu borularla belediye zaten elinden geldiği kadar imkanları neticesinde bunu başarıyor. Evlerimize suyu gönderiyor. Ama asıl problem zaten sitelerimize gelen suda oluyor. Çünkü apartmanlarımızın tankları var. O tanklar maalesef çok kaliteli bir tanklardan oluşmuyor. Basit, ucuz malzemelerden oluşuyor ve apartmandaki insanlar suyun çeşmeden aktığında zaman zaman da artık şunu şikayet edebiliyor. Özellikle su kesilip tekrar geldiği zaman küflü aktı diyor. Evet. Bu gayet normal. Aşağıdaki tankın içerisinde zaten suyun içerisindeki bizim filtrelerde biriken kirlilikler su beklediği zaman tankın içinde, tankın dibine doğru çökebiliyor. Su kesintisinde de suyun gelmesiyle beraber hareket halinde biz onu berrak değil de küflü bir su yiyoruz. Birazcık akıttıktan sonra ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sadece şekli değişti. Az önce küflü olan su biraz sonra berrak. Oysa onun özündeki kirlilik çok fazlasıyla devam ediyor. İşte bundan dolayı artık her evin ilk ihtiyacı su arıtma cihazı ki toprağımızın da özelliğinden bahsetmiştik. Yani eskiden toprak dünyanın en iyi eritgeni, en iyi çözücüsüyken, temizleyiciyken bugün öyle değil. Çünkü, en iyi arıtıcısıyken. Evet, bravo. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü en iyi süzücü ve en iyi temizleyici topraktı. Ama maalesef atılan gübreler, ilaçlar, kimyasallar toprağımızın yapısını bozdu. Bu yapının bozulmasıyla toprak süzemez ve temizleyemez hale geldi. Bahsettik, 900 bin tane aracın çalıştığı, fabrikaların bacasından çıkan bunların hepsi maalesef bize geri asit yağmurları dediğimiz yağmurlarla geliyor. Bundan dolayı da suyumuz arıtılmak zorunda. Her su arıtılmak zorunda. Her evin ilk ihtiyacı, tabii ki biz kendi markamızı söylüyoruz, İkonya Smart su arıtma cihazı. Evet. Şimdi bir kez daha hatırladıktan sonra, artıları koyduktan sonra, parantezi açtık, neden arıtma su dedikten sonra, şimdi İkonya arıtma suyun hakkını verelim artık. Yine bu haftada zamanı kendisine ayırmak istiyorum. Kendisi de hazır buradayken, evet, kendisinden böyle canlı canlı bahsederken özelliklerini sizden bir kez daha dinlemek istiyorum. Geçen de kabaca, soyut bir şekilde anlatmıştık ama bugün kendisi yanımızda, böyle kendisiyle birlikte anlatma şansımız olacak. Burada bardaklarımız da var. Evet. Onların da işlevleri olacak biraz sonra. Efendim söz bir kez daha sizde, buyurun. Şimdi Sevil Hanım, ben biliyorsunuz söyledim 21 yıl önce bu işe başladığımı. Bu işin 2015 yılına kadar çalıştığım firmada, 2015 yılında 25 yıl çalıştığım, hiç de aklımda geçirmediğim ayrılacağım. Ama bir yerde rızkınız tükendiği zaman bir şeyler vesile oluyor. Sürede olmuş. Tabii ki bizim de bir ayrılığımız oldu. Bu ayrılıktan sonra tabii ki insan
en iyi bildiği işi yapması gerekiyor. Ben de en iyi bildiğim işi su arıtma sektörünü en iyi biliyorum. Çünkü 21 yıl önce başladığımda bahsettim. Konya'da su arıtma cihazını satmak inanın çok zordu. Çünkü Konya'da insanlarda bir kültür oluşmuş. Bir nedir? Sokaktaki tatlı su çeşmesi. Evet, sokaktaki tatlı su çeşmesi kaynak suyu diye geliyor ama baktığınız zaman KOSGİ Genel Müdürlüğü yapmış. Biz o zamanlar tanıtımla ürün sattığımız için referans usulü gittiğimizden dolayı bir müşterim çok uyanıkça emekli bir amcama seni göndereceğim demişti. O amca da KOSGİ Genel Müdürlüğü yapmış. O bana şunu söylemişti. Evladım, Konya'nın kaynak suyu olarak 4 tane çeşmesi var dedi. İşte Şirin Hanım Çeşmesi, ondan sonra Meran Belediyesi'nin orada, bir de tren garının orada, bir de Harmancık yolu üzerinde dedi. Tabii daha sonra bu Halil Ürün Bey'in belediye başkanlığında sokaklardaki tatlı su çeşmesi projesi 100 taneye çıkartılması istediğinde, o zaman tabii ki diyor biz kaynaklarımıza baktığımızda yani 6 tane daha çeşme yapabilecektik maksimum diyor. Ama 100 tane nasıl yaptık? Konya'nın değişik yerlerinde kuyular var dedi. Bu kuyuların sertliğine ve yumuşaklığına göre işte yumuşak olanları tatlı suyla karıştırdık 100 dedi. Ama daha sonra muhtarlarımız devreye girerek benim mahalleye de derken benim sokağa diye 1000 küsur çeşmeye akan köşe bir başına. Çeşmeden tatlı suyun akması mümkün değil. O bir alışkanlık oldu. İnsanlar psikolojik olarak o suyun daha iyi olduğuna zannediyor. Adı ben, tatlı su artık. Evet sadece. Ben aslında hep şunu söylüyorum sokaktan geçerken falan tatlı su. Ya kendinizi niye yoruyorsunuz? Evinizdeki su buradaki sudan daha yumuşak. Oradan kullan. Yok diyor. Bunun çayı daha iyi olur diyor. Gibi şeyler söylüyor. Konya kültüründe ev kiralarken satarken nitelik olarak gösterilir. Tatlı su çeşmesine şu kadar mesafede evim var denilir yani. Evet. Böyle bir durum da bir dönemler hatırlayın. Çok yani. Doğru söylüyorsun. Üst düzey sayılır. Gelelim İkonya su arıtmaya. Tabii ki dedim ki en iyi bildiğim işi yaparken en kaliteli cihazı da satmak benim görevim olsun. Çünkü şu. Su şakaya gelmez. İnsan vücudunun 1/4'ünü oluşturan suyun en ufak riski dahi göze alınmamalı. Bu kendi adıma da aslında risk. Neden derseniz önceden ilk başlarda sadece birinci sınıf ürün satıyordum. Fakat adınız pahacıya ve çok affedersiniz kazıkçıya çıktığı için ister istemez rakipleriniz de çoğalıyor. İnsanlar şunu bir türlü kavrayamıyor. O da arıtma değil. Bugün arabanın Mercedes'i var. Marka, Şahin'i de var. İşte Mercedes de Şahin'in biri olmadığı gibi su arıtma cihazının kutusu aynı olabilir. Hayır. Bakın bu kasayı ben bir üreticiden alıyorum. Ama bu kasanın görünüşü İçeriyor değil yani. Aslında. O kasanın içinde olacak tüm parçaların insan sağlığına, hijyenine uygun parçalardan oluşması. Çok küçük bir örnek vereyim. Örnek. Bakın su arıtma sektöründe herkes bilir ki şu parça komba hat alma dediğimiz. Yani şebekeden arıtma cihazına su aldığımız bir parça Seyla Hanım. Bunun ücreti 21 TL. Bakın bunun ücreti 21 TL ama ben bunun insan sağlığı hijyenine uygun şartlarda oluşmuş bir parçayı 178 TL'ye alıyorum. Evet, biri 21 lira, biri 178 lira. Yine bakın basınç düşürücü dediğimiz özellikle Konya'mızın Sancak Mahallesi'ndeki su basıncı çok yüksek olmasından dolayı ve geceleri su basıncı yükselmesinden dolayı bu basınç düşürücü 200 TL. Evet. Ama bunun 30 TL'ye olanı da var. İşte biz bunların hepsinde şuna çok dikkat ediyoruz. Parçanın insan sağlığı, hijyenine uygun NSF belgeli olmasını istiyoruz. Bundan dolayı da hedefimiz marka. Yani marka olmak ne demek? İnsanlar için en iyiyi, en kaliteyi üretmek ve insanlara bu ürünle buluşturmak. İşte biz de o yüzden İkonya su arıtma olarak ana hedefimiz insanlarımız için en iyiyi. Yani televizyon alırken gidip en iyisini almak yerine su arıtma cihazının en iyisini almak çok önemli. Televizyonu seyrettiğimiz zaman belki günde 3 saat ama suyu içmediğimiz, yemeğimize katmadığımız, çayımızı yapmadığımız bir su vaktimiz yok. Sebze ve yıkamamız. Tabii ki sebzelerin ve meyvelerin de yıkanması çok önemli. Niye? Şöyle ki ben zaten insanlara Konya'dan bizi arayan insanlara diyoruz ki gidin Konya'daki bütün su arıtmacılarla konuşun, araştırın, sorularınızı sorun, en son bize gelin.
Bizi dinledikten sonra kararınızı öyle verin diyor. Çünkü biz işimizi gerçekten çok severek, inanarak yapıyoruz. Bunu siz de fark etmişsiniz. Konuşmamızdan etkilenmişsiniz. Sebze ve meyvenin de mutlaka arıtılmış suyla bekletilmesini, yıkanmasını aklınızda bırakmışsınız. Evet. İşte İsmail Civciv ile İkonya su arıtmayla konuşan insanlar mutlaka bu farkı görebiliyorlar. Bir de neyi hatırladım? Geçen haftaki canlı yayından sonra bunu konuştuk ya, sebze ve meyveler için. Hani demiştim, annem de bunu yapar niye diye düşünürdüm. Bir şey hatırladım. Geçen yıl yine böyle yoğun nüfus olan mahallelerden bir tanesinde mahalle sakinleri standart bir hastalık. Hepsi hastanelik olmuşlardı. Su patlamıştı. Su patladı. O su arızası sırasında sular karışmıştı. O giderilinceye kadar hemen o 24 saat, belki 5 saat, belki 1 saat içerisinde çeşmeden akan suyun kullanımıyla ilgili hemen çoluk çocuk herkes hastanelik olmuş ve bunun nedeni de su olduğu tespit edilmişti. Aklıma o geldi. O sırada bir su arıtmacıya tamam içmedik denildi. Mesela ben yakınlarıma sordum. Kesinlikle içmedik. Zaten hazır su alıyorduk. Yemeğe kullandık, kaynıyordu. Çaya kullandık, kaynıyordu. Neydi? Sebze ve meyve yıkanmıştı. Evet. Salata yapılmıştı. Şimdi şöyle Sevil Hanım, bakın olay şu. Dediniz ki bir su kesintisi oluyor. Bunu zaman zaman hepimiz de yaşıyoruz, hepimiz de görüyoruz. Maalesef bizim ülkemizdeki altta kanalizasyon borusu geçer. Üstte de şebeke borusu. Biz patlağın ne zaman ortaya çıktığını görürüz. Su kesintisi olduğu zaman. Evet. Bir de ilk etapta su patlak olduğunda öncelikle aşağı doğru gider. Ne zamanki doyuma ulaştı yukarı doğru çıkar ve orada patlak olduğunu görürüz. İşte belediye o tamiratı yaptığında bu kanalizasyon borusu için de geçerli. Şimdi suyu kesti. Kestikten sonra zaten orada bir su birikintisi olmuş durumda ve örneğin siz 5. katta oturuyorsanız zemin kattaki oturan kişinin suyu akar, yukarıdaki katlarınki akmaz. Onlar akıttıkları için zaten su borudan içeri doğru boşalmaya başlar. O boşalma esnasında da maalesef o borunun patladığı kısımdaki bütün her şey o boruyla beraber suyun içine karışır. Ve ilk açtığımızda da o bahsettiğimiz küflü su gelir ve maalesef oradaki karışımın içerisinde kanalizasyon olma ihtimali de çok yüksek. Yani işte insanlara hemen bir yıl falan oldu. Çok iyi hatırlıyorum. Yine bu aylarda dediğim gibi benim de dostlarım, yakınlarım, akrabalarım var. Çok acı çekilmişti. Yani bir 10-15 günlük tedavi süreçleri falan yaşadı. Sonra tüm mahallenin onu yaşadığını öğrendik. Büyük ihtimal o zaten virüs. Amip dediğimiz evet. Bir virüs var. O birazcık çok fazla oluyor. Kanlı ishal dediğimiz, ateşli ishala falan dönüşüyor. O yüzden bunların riskini ortadan kaldırmanın yolu artık günümüzde her evin ilk ihtiyacı su arıtma cihazı. Tabii ki gönlümüz İkonya su arıtma. Ya da İkonya su arıtma olmasa bile illaki herkes bizden alacak diye bir kaide yok. Ana hedef şu olsun, insanlarda en iyisi olsun. Yani gidip de 1 liralık, 1,5 liralık, 10 liranın altında bir cihazın kalitesi düşüyor. Yani şunun gibi, bu ürünü ben istersem 1500 liraya da size üretebiliyorum. İşte 15.500, 18.500'e kadar da çıkabiliyor. Bu neden oluşuyor? Filtrenin kalitesini, işte zaten biz burada yanımızda filtrelerimizi de getirdik. Ürünümüzün biraz sonra kapağını açtığımızda hangi parçalardan oluştuğunu, bunların hepsini anlatacağız. Bunun hepsini bir araya getirip en doğru cihazı almak, en uzun ömürlü, en sağlıklı, en kaliteli cihazı almak herkesin görevi olmalı. Bir öncesine döneyim, az önceki bahsettiğimiz İkonya'dan bahsederken, İkonya Smart'tan dediniz ki en kaliteliyi ürettim, inandığım şekilde en güzelini yaptım ama tabii ki maliyet ve satış çok yüksek olduğu için farklı tanımlarla karşılaştınız. Sonra dediniz ki ben bunun gereğini yapmalıyım, herkesin alabileceği, herkesime hitap edebilecek şekilde üretime geçtim dediniz ama orada da yine kaliteyi koruyorsunuz. Yani alt seviyeye düşünmeden, dediğiniz gibi minimuma düşürerek. Yani maksimumla minimum arasında ama doğru olanı yaparak devam ediyoruz. Yani ticari ahlakı olarak ve dinimizin de emri olan bir şeyi mutlaka uyguluyorum. Nedir? Dinimizde de şunu diyor. Ürününüzün eksik ya da üstün taraflarını anlatın. Anlatın, evet. Ben 1500 liralık cihazın niye 1500 lira olduğunu, 15 bin liralık cihazın niye 15 bin lira oldu, 18 bin 500 liralık cihazın niye 18 bin lira olduğunu anlatıyorum. 1500 lirayla işte 7700 olan kadar cihazlarımızda parçaların kalitesi NSF'li olmayanlar var. Kalitesi düşük olanlar var. Bunları zaten Sevil Hanım'a ben anlatıyorum.
Semih Hanım bunu alırken en başından biliyor yani. Kendisi bunu kabul ettikten sonra biz zaten sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Yani. Siz de bunu kendiniz kabul ettiğiniz için biz de hem vicdanen hem de dinen rahat bir şekilde ürünü satmış oluyoruz. Ama hedefimiz, gayemiz herkesin, bak bizim haricimizde başka yerden de alacak insanlara şunu tavsiye ediyorum. Lütfen kaliteden taviz verme. Çünkü pahalı gibi gelse de baktığınız zaman o zaman içerisinde yani bir ürünü alıp benim çalıştığım firmadaki hala 25-21 yıldır kullanan insanlar var. Aynı ürünü. Evet. Neden? İşte bunun kalitesinin yüksek olmasından dolayı. Şimdi hızlıca reklamlara gideceğiz. İkinci bölümde devam edeceğiz. Reklam saatimiz geldi. Onu kaçırmadan müsaadenizle. Ama ben yine reklamsız hayat yok. Yok. Şu anda olduğu gibi. Maalesef öyle anlatmadan anlaşılmak mümkün değil. Ulaşmak gözlere, gönüllere, zihinlere hitap etmek gerekiyor. Ama şöyle bir toparlayalım. Neden demiştik? Yeryüzünde, neredeyse yeryüzünde, buna ülkemiz, şehrimiz de dahil olmak üzere artık arıtılacak su yok. Hepsi arıtmaya tabi olmak durumunda. Arıtılmayacak su yok. Hatta arıtılmayacak su kalmadı ve hepsi arıtılmak zorunda. Sadece ne demiştiniz parantez? Zemzem demiştiniz, onu da hatırlıyorum. O bir Allah-u Teala'nın mucizesiydi. Onu bir plastik kaba koyun, yıllarca güneşin altında dursun. Normalde en kaliteli su dahi güneşi gördüğü zaman bozulurken zemzem bozulmaz. Bozulmuyor. Bunu da aldık sizden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, stüdyoda konuşalım da yine arıtma su üzerine ve İkonya su arıtma cihazının özellikleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sorularınız varsa efendim WhatsApp hattımızdan bize ulaştırabilirsiniz. İkinci bölüm için biz burada hazırlanırken sizleri de orada tekrar hazır rica ederiz efendim. Reklamlardan hemen sonra biz buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen. Neden arıtma su, arıtma suyun özellikleri, olmazsa olmaz kısımları ve suyun kıymeti, değeri bize ait olan sorularla birlikte, bize ait olan konu başlıklarıyla birlikte kıymetli konuğumuzla sizden gelen soruları, sizin merak ettiklerinizi, sizin sormak istediklerinizi paylaşarak ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Konuğumuzla birlikte bir kez daha merhaba diyelim. İkonya Su Arıtma Firma sahibi Sayın İsmail Civciv bizlerle birlikte. Efendim tekrar merhabalar. Merhaba efendim. İkinci bölüme geçmeden önce hemen reklam arasında çalışmaya devam ettik. Neye çalıştık efendim? Bir sonraki yapacağımız adımlara. İkonya'yı anlatacağız. İkonya'nın iç kısmını, iç bölümlerini, orada üretim sırasında gösterdiğini özeni ve kalite farkını anlatmaya devam edeceğiz. Ama müsaade ederseniz şurada bekleyen sorularım var. Tabii ki. Onlarla başlayalım. Hemen bakıyorum şuradan. Merhabalar, iyi yayınlar. İyonize alkali su ismini çok duyuyoruz. Bu tip su nedir? Nasıl elde edilir? Sizin cihazlarla iyonize alkali su elde edilebiliyor mu diye sormuş Konya'dan, Meram'dan Mustafa Bey. Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. İyonizer sistem bir farklı sistem ve yeni Konya'da ve sosyal medyalarda reklamlarını duyuyoruz. Ama çok pahalı bir sistem, yaklaşık 80 bin lira ile 100 bin lira arasında. Alkali suya gelince zaten bizim cihazımızın en büyük özelliği zaten 6. filtresi ve alkali su üretmesi önemli. Bizim cihazımız alkali ama iyonizer farklı bir sistem. Alkali de yeterli oluyor diye biliyorum değil mi? Kesinlikle. Zaten yani suyunuzun pH'ınız 8'in üstünde olduğu zaman her türlü sorunuzu vücudun içerisindeki bütün problemleri çözüyor. Çünkü su ne kadar alkali olursa vücuttaki işte böbreğin en başta mideden başlayarak midenin alkali seviyesini ayarlayarak ince bağırsak, kalın bağırsak kana karışması hızlı oluyor ve böbreğin işini çok kolaylaştırıyor. Yani alkali beslenemeyen insanların alkali su içmesi çok kıymetli ve çok önemli. Yani hem alkali su içecekler hem de günde 2,5 litrenin altına düşmemek çok önemli. Evet. Bir sorumuz daha var. Cihan Beyli'den Nurettin Bey yazmışlar. Ben böbrek nakliyim. Arıtma suyu kullandığımda kreatinim yükseliyor. Bir başka markada arıtma suyu kullanıyorum.
ama kreatinim yükseliyor. Çeşme suyu içtiğimde ya da hazır su içtiğimde kreatinim düşüyor. Sizin cihazınızın özelliklerinde bunu sağlayabilir miyiz diyor. Şimdi şöyle, farklı bir marka sistem kullanmış. Mutlaka ki reverse osmos sistemi, ama tabii ki şu var. Reverse osmos sisteminin hani genelde insanların söylediği de bir şey var. Sudaki bütün mineralleri yok ediyor. Su asidik bir su hale geliyor diyor. O sistemin işte suyu çok önemli. Alkali su üretebiliyor mu, üretmiyor mu? Bu önemli. pH seviyesi kaç? Ona bakması lazım. Yani aldığı firma, kullandığı cihaz, onunla alakalı o firmayla görüşerek onlardan suyunun pH seviyesini, alkali seviyesini ya da kendisi de yaptırabilir laboratuvar ortamında. Suyunun pH'ini yükseltirse inanıyorum ki o problem ortadan kalkar. Kalkacaktır inşallah diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz aynı zamanda. Evet, hemşerime geçmiş olsun evet. Nurettin Bey'e. Tabii ki böbrek problemi, şöyle bir şey var. Böbrek rahatsızlığının en çok olduğu illerin başında Konya geliyor. Diyaliz merkezine baktığınız zaman da en çok Türkiye'de Konya'da. Konya'nın suyunun içerisinde maalesef tarım bölgesi olmamızdan kaynaklı suyumuzda çok fazla nitrat var. Bu da maalesef böbreklerimize çok büyük tahribat veriyor. Bir de şu da var tabii ki, insanlar çok fazla bilinçsiz olarak ağrı kesici ve antibiyotik kullanıyor. Şimdi ağrı kesici ve antibiyotik kullanan insanların en önemli dikkat etmesi gereken noktalardan suyunu bol içmesi lazım ki, suyunu bol içmesi lazım ki, çünkü antibiyotik ne yapıyor? Vücudun içerisindeki iltihabı çözerek bir anda işte kana karıştırıp böbreğin yükünü artırıyor. Böbreğin yükü, yani ben 50 kilo çok kolay kaldırabilirken sırtıma 75 kilo, 100 kiloyu koyduğunda dayanamam, çökerim. İşte böbreğinde bir dayanma gücü var. O yüzden böbrek balık gibi. Suyu hem kaliteli olacak hem de zamanında ve miktarında içeceğiz. Ne güzel söylediniz. Böbrek balık gibidir. Suyu gerekli miktarda içeceğiz. Kaliteli ve doğru su içeceğiz. Tabii balık nasıl susuz yaşayamıyorsa böbrek de öyle. Evet, böbreğin en büyük işini kolaylaştıran kaliteli, temiz, alkali suyu içmek böbreği çok rahatlatıyor. Evet. Bir sorumuz daha var burada. Diyor ki, biz bir süredir arıtma su kullanıyoruz. İçerken işte meyve sebze yıkamasında, yemeklere kadar. Yani özenli bir şekilde kullanıyoruz. Çok kısa bir süre önce başladık ve burada bizim vücudumuzda da farklılıklar oldu. Bu normal midir? İşte aslında bahsetmiştik, ben hatırlıyorum. Demiştiniz ki hızlanacak çalışma sistemi. Tıpkı böbreğin işinin kolaylaşıp daha rahat çalıştığı gibi. Midenin işinin kolaylaşıp, bağırsağın işinin kolaylaşıp daha rahat çalıştığı gibi. Bir hareket başlıyor vücutta galiba, değil mi? Bu budur etken. Şimdi aslında ben Hamdi Bağcı Bey'di galiba. Evet. Mehmet Portakal Bey'le bir program yaptılar. Kanal Ferik'ini. Ben onu seyrettim. Aslında Mehmet Portakal Bey gerçekten çok nefis bilgiler veriyor. Konyalı maalesef Mehmet Portakal Bey'e ne kadar sahip çıkıyor orasını bilmiyorum. Mehmet Bey'in söylediği şu çok önemli. Koruyucu tıp. Yani aslında devletimizin de batı tıbbının yerine, batı tıbbı hasta edip para kazanmak üzerine çözüm üretiyor. Yani sizi hasta ediyor ve sizi asla iyileştirmiyor. Ama Mehmet Bey'in söylediği aslında devletimizin politikası olması gerekiyor. Koruyucu tıp. Koruyucu tıp ne demek? Sizi hastalıklardan uzak tutmak demek. Hastalanmamanızı sağlamak. Evet, şimdi Mehmet Bey orada bir şey daha söylemişti. Demişti ki vücudunuz aslında sizi uyarır ama konuşarak uyarma şansı yok. Örneğin midenize dokunan bir gıdayı yediğinizde mideniz ne yapar? Ağrı yapar, sizi yapar, bilmem ne yapar. Size bir konuşur aslında. Siz onu anlarsanız, o problemi kaldırırsanız mide rahatlar. Ama siz de dinlemek gerekiyor zaten. Evet. Biz bir de vücudumuzu dinlemiyoruz ki dünya telaşına. Ben hep şunu söylüyorum ya, insan kendisinin doktoru olacak diye. O yüzden biz ne yapmamız gerekiyor? Günde 2,5 litrenin altında olmamak şartıyla 3 litre su içeceğiz. Temiz hava, temiz gıda. Temiz su, temiz gıda. Bu üçü bir araya gelirse bir insanın hasta olma şansı yok. Evet, inşallah. Sağlık daim olsun diyoruz ve Smart'a dönelim mi? Konya'ya dönelim ki. Evet, bir görmüş olduğunuz bu bizim 24 ayar altın şeklindeki ürünümüz. Evet. Şöyle bunu kenara koyduğumuzda bu cihaz nasıl oluşuyor? Evet. Bir, en başta sanki biraz bana doğru gelirse, ben şöyle ekrana bakıyorum. Yok, size doğru gelecekmiş. Tam tersi. Evet, tamam. Şeyda'dan da yardım alırız şimdi. Hemen evet, şimdi oldu. Bana doğru alayım. Size yakınlığı tabii daha münasip oldu. Bana da yakın olsa nasip olacak en kısa zamanda. Şimdi baktığınız zaman bu cihaz
su arıtma cihazlarının bakınca böyle gözükebilir. Hı. Ama örneğin bunun içerisinde en önemli şey sistemin arıtmış olduğu temiz, kaliteli suyun bulunacağı yer. Tank. Hı. Şimdi internete girdiğiniz zaman Sevil Hanım, orada genelde bir açıklama var. Yani 1500 liralık cihazda da bu söyleniyor. 5 liralık, 7 liralık, 10 liralık cihazda da. Çelik tank. Şimdi çelik tank diyorlar ama hangi marka olduğunu hiç kimse söylemiyor. Şimdi burada tankın, örneğin dünyanın en kaliteli tankı var. Bu Tayvan'da üretiliyor. Paya dediğimiz ve insan sağlığı hijyenine uygun malzemelerden oluşuyor. İçerisindeki suyun bulunduğu balonun B21 plastiğinden olması, hem hijyen hem insan sağlığı, elmayı yediğiniz gibi yiyebileceğiniz bir balon. Bu onun içinde ve uzun ömürlü bir malzemeden oluşuyor. Örneğin o çelik tank diyor ama yerlisi var, Çin'i var, Tayvan'ı var. Onun içerisindeki malzemenin kalitesizliği, bugün inanın bir müşteri aradı sabah, kendisi bizim Yazır Mahallesi'nde oturuyor. 6 ay önce bir su arıtma cihazı alıyor. 6 ay sonra bir filtresini değiştiriyorlar. Musluğu bozuluyor. Musluğumu değiştirin dedi. Tankım da bozulmuş. Yani ucuz aldığınız zaman bu gibi problemleri çok yaşayabiliyorsunuz. Ama siz paye tank aldığınız zaman bu tankın zaten 10 yıl ömrü var. Demin de söylemiştim, 21 yıldır aynı tankı kullanılıyor. Nedir? Aynı tankı kullanılmaz mı? Zaman zaman farklı firmalarda şu da var. Tankı 5 yılda değiştirelim. Evet. Niye? Tank bozuldu. Peki niye bozuldu? İçerisindeki işte su kirli oldu. Olmaz. Bir kere yanlış. Bir, bizim cihazımızın en büyük özelliği neydi? Suyu yüksek standartlı kaynak suyu haline getirip tanka gönderiyor. Bir de su neyle bozuluyordu? Işık ve hava. Bizim tankımız zaten çelik, içinde balon var. Havayı görmüyor, ışığı da görmüyor. Bozulma şansı yok. Yok. Hal böyle olunca o tankın zaten biz servis hizmetlerinde şunu yapıyoruz, dezenfekte yapıyoruz. Neyle? Ozon jeneratörüyle de tankımızın dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. İkincisi pompa. Yani Mercedes nasıl bir arabanın en önemlisi ise su arıtmada da pompa, hedon. Çok kaliteli, çok pahalı ve bu sistemi dünyaya hediye eden NASA'nın üretmiş olduğu Omnipur filtreler. Bunun tanesini ben daha 2 gün önce aldım İzmir'deki distribütöründen. 27 dolar artı KDV tanesini. Evet. Sistemde 1, 2, 3, 4 tane var. Ama evet, bunun haricinde Pentek dediğimiz, bakın isim veriyorum, pH alkali seviye yüksek Pentek kullanıyoruz. Poz karbonumuz yine Omnipur. Yani bu filtreyle oluşan bir sistem ucuz olamıyor zaten. Maalesef, çünkü evet, 4 tanesinin 27 dolar artı KDV benim alışım. Hesap etsin. Evet. Paye tankın fiyatı belli. Hedon pompanın alınışı 35 dolar artı KDV ve Mebran. Orijinal Amerikan malı film tek Mebran. Evet. 45 dolar artı KDV'ye alışımı. Üst üste topladığınız zaman maliyet bu. Ortada. İşte böyle bir cihazı almak da aslında çok ucuz. Ama alırken pahalı gibi gelebilir. Ama aldığınız zaman da şu rahat. Gönül rahatlığıyla hem pH seviyesi, alkali seviyesi 8.8 olan bir suyu içeceksiniz. Hem de uzun ömürlü kullanacağınız bir cihaza sahip olacaksınız. Hem alkali seviyesi yüksek, sağlıklı, kaliteli, doğru su içiyorsunuz. Evet. Hem de ömrü uzun dedik. Bir de geçen bölüme tekrar atıfta bulunmak istiyorum. Ne demiştik? Maliyet hesaplaması yaptığımızda sağlığı daha uygun fiyata kullanmanın yöntemlerinden en iyisi arıtma. Yani içmede, yemekte, çayda, sebzeyi, meyvede kullandığımızda günde bir damacana, hal böyle olunca da bir yılda cihaz kendisini amorti ediyor. Etmiş. Ve siz ömür boyu kullanabilecek şekilde kullanıyorsunuz. Ki tabii ki insanlar zaman zaman cihazlar da kendini hep yeniliyor. Yani ilk çıktığında cihaz ayrı, tank ayrıydı. Bugün böyle. Yarın daha farklı da olabilir. Bazı insan diyor ki ben değiştireceğim. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bu cihazın değişmesine ihtiyaç yok. Değiştirmeye gerek yok. Kullanabilirsiniz. Bakın ben müşterinin menfaatını koruyorum. Ama Sebil Hanım da diyor ki yok ben ısrarla değiştireceğim. Bak ben vazifemi yaptım. Sebil Hanım da dedi ki yok ben değiştireceğim. Belki o zaman değiştiriyorum. Onun haricinde bu cihaz kullanılacak vaziyetteyse değiştirtmeden kullanmasını sağlıyoruz. Hemen merak edilen sorulardan bir tanesi de şu. Servis hizmetlerimiz var.
bakım hizmetlerimiz var. Gerektiğinde de onarım var. Onları da ilave edelim. Nasıl, ne kadar düzende, ne değişiyor? Servis hizmetlerimiz, sizin verdikleriniz nasıl? Olması gereken nasıl? Olmaması gereken nasıl? Onları da alalım. Şimdi Sevil Hanım, tabii ki su arıtma dediğiniz zaman mutlaka serviste istiyor. Çünkü bu bir filtre sistemiyle çalışıyor. Nasıl ki arabayı aldığımızda arabanın yağ filtresi, hava filtresi yılda bir ya da iki yılda bir değişiyorsa, su arıtmanın da filtrelerinin değişmesi gerekiyor. Burada neden hangi zamanlarda değişmesi de filtrenin kalitesiyle alakalı doluyor. İçerisindeki karbonun kalitesi, yani 3 çeşit karbon vardı. Kömür bazlı karbon, aktif karbon, bir de kokonut bazlı karbon dediğimiz. Yani en kalitelisi, en sağlıklısı Hindistan cevizinin kabuğunun 1500 santigrat derecede fırınlanarak elde edilen karbon. Hem klorla ozonlama sistemini kıyaslamıştı. Onun evet. gibi maliyeti farklı ama hem sağlıklı olması hem de kaliteli olması. Şimdi burada şu var. İçine konulan karbon, bir de karbonun miktarları var. Evet. Örneğin içerisine 1500 litrelik suyu arıtacak karbonu korsanız 6 ayda filtreniz değişiyor. Bu 3000 litre olduğu zaman yılda değişiyor. Ama bu 12000 litre olduğunda 2 yılda bir değişiyor. Türkiye'de takdir ettiğim bir firma var, ismini vermem de söylemeyeyim mi? O zaman şöyle söyleyeyim. Manisa'da yerli bir firma. Bu firma kendisine özel. Zaten İngiltere'ye gidene kadar orada dahi satılıyor. Bu firma bunu yapıyor. 2 yılda bir filtre değişimi yapıyor. Ama baktığınız zaman genelde 6 ayda standart filtre değişimi yapıyor. Bu doğru mu? Herkesin doğrusu kendine. Ben kaliteli ürün kullanıyorum ve örneğin diyelim ki ucuz ürünü aldığımızda biz ne dedik? Şebeke suyumuzun içerisinde bakteri ve mikropları öldürmesi için klor var dedik. Evet. Klor maalesef bakteri ve mikrobu öldürüyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer sizin karbonunuzun hem kalitesi kötüyse hem de miktarı azsa, siz 3 ay sonra yine arıtmanız da olsa klorlu suyu içiyorsunuz, haberiniz bile olmuyor. İşte o yüzden kalite çok önemli. Anlayamazsınız. Ancak klor testi yaptığınız zaman anlarsınız. Biz inanın 2 yılda bir birinci sınıf kaliteli filtreler kullandığımız için, bir de şu var, geçen de söylemiştim. Biz müşterilerimizi filtre değişim zamanı geldi diye aramıyoruz. Onlar bizi zaten sularının tadı değişiyor. Sularının tadı değiştiği zaman biz gidiyoruz, bakıyoruz ölçümlerimizin neticesinde, örneğin membran filtre var, pahalı olan filtre. Onların ölçüm neticesinde zaten değişmesi gerekenleri değiştiriyoruz. Değişmesi gerekmeyeni değiştirmiyoruz. Örneğin zaman zaman işte membranı da değiştir falan diyor. Abi sağlam bir membranı değiştirmek yazık, günah. Ki bu ürünlerin hepsi dışarıdan ithal geliyor. Milli servet. Sonuna kadar kullanalım. Sonunda zaten sen gerek değiştirme değil desen de biz değiştireceğiz. Ama şu anda bu ürünün değişmesi gerekmiyor diye bilgileri vererek, müşterilerimizin de dediğim gibi hakkını koruyarak, kendi hakkımızı da koruyarak, ama şu var, hem kaliteli hizmet veriyoruz hem de karşılığını kaliteli olarak alıyoruz. Evet, işte iş ahlakı bu. Söylediğiniz gibi ayette de belirtildiği gibi varsa kusuru, aybı açıkça söyleyin. Varsa özellikleri, nitelikleri kaliteli. Onu da onurla aynen söyleyebilirsiniz. Bundan vazgeçmediğimiz sürece ne dediniz, ne güzel tanımladınız. Biz kaliteli iş yapıyoruz. Dönüşümlerimiz de kaliteli bir şekilde bize geliyor. Hem maddi hem manevi daim olsun diyorum. Bir sorum daha var. Şimdi servis hizmetlerinde. Bu bekleyecek bir şey değil. Su. Yani her dakika, her anla ihtiyaç olan bir şey. Azıcık yokluğunu gördüğümüzde işte bir su kesintisinde elimiz ayağımıza dolaşır. Evet. Hani diğer yokluklar da böyledir ama su bambaşka bir şeydir. Benim ihtiyacım oldu. Servise ihtiyacım oldu. Olur. Küçük bir arıza olur. Olur. Filtre değiştirecek olurum. Bunda da çok önemli olan kısmı zamanında, hızla, gecikmeden ürün sahibine hizmet verebiliyor olmanız gerekiyor. Bununla ilgili nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Servis hizmetlerinizin karşılığı şimdi Sevil Hanım, aynı kaliteyle dönebiliyor mu diye söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten şu var, müşterilerin memnuniyeti sizin yeni müşteriler bulmanızı kolaylaştırıyor. Evet. Ve artık günümüz teknoloji çağı, insanlar bir ürün alacağı zaman Google'dan müşterinin bir almış olduğu müşteri yorumlarını inceliyor mutlaka. Bizim müşterilerimiz de Allah'a çok şükür bugüne kadar bize hiçbir olumsuz bir yorum yapmadılar. Bunun sebebi şu,
hep şaşırır zaten. Bizim kendi müşterimiz bizi gayet iyi tanır. Ama örneğin yeniler. Siz X bir firmadan almışsınız, internetten almışsınız. İşte Google'dan Konya'da su arıtma bilmem ne yazdığında biz hasbelkader bizim numaramız çıktığında bizi aradığında konuşuyoruz, şartları söylüyoruz. Şöyle olursa şöyle olur. Vardıktan sonra da baktığımız zaman müşteri bizim yaptığımız işi görünce hep şunu söylüyor. Ya İsmail Bey, önceki gelen arkadaşlar 10 dakikada, 15 dakikada gelip filtreyi değiştirip çekip gidiyordu. Ama sen 1,5 saat oldu hala uğraşıyorsun diyor. İşte ben de şunu diyorum abi. Biz günde 10 iş yapalım, 15 iş yapalım derdinde olan bir firma değiliz. Bizim hedefimiz servis için gittiğimiz müşterinin evinde filtre değişimi değil bizim vazifemiz. O cihazın, o bulduğu kısmın tamamı bizimdir. Evet. Yani biz oraya Sebil Hanım'ın mutfağına su arıtma cihazı taktığımız zaman o lavabonun alt kısmı su arıtmanın cihazı olduğu yer artık bizim. Evet. Bak, o bakış açısıyla bizim. Sahip evet böyle biliyoruz. Bakıyoruz ve biz oraya gittiğimiz zaman oranın tamamıyla temizliğinden de bir sorumluyuz. Ürünün filtrelerinin temizliğinden de bir sorumluyuz. Yani o filtreleri tek tek yıkayarak müşterimizin direkt kullanılacağı hale getiriyoruz. Çünkü o karbonların tozunu siz yıkamadığınız zaman o karbonlar gidiyor membran filtrenize tıkayabiliyor. Artı tankınızın içine dolabiliyor ve siz tankın içine dolduğu için tankın içinde de zaman zaman karbonun siyah tozu geldiğinde bu kez telaşa düşüyorsunuz. Ya işte acaba maki diyorsunuz. İşte biz bunların hepsini dedirtmemek için müşterimizin en güzel şekilde o cihazını sağlıklı, kaliteli, güvenilir bir şekilde kullanacağı şekilde servis hizmeti veriyoruz. Ve bize diyorlar senin hanım çok şanslıdır diye. Ben de diyorum ki hanıma sorun bakalım ne kadar şanslı olduğunu söyleyecek. Biz evimizde bu işlere bakmayız. O işler hanımefendinin işi. Benim işim de bu işi Ben işimi en güzel şekilde yapacağım. Siz benim veli nimetimsiniz. Sizin sağlıklı bir şekilde su içmenizi sağlamak benim görevim diye. Tabii ki bunları söylerken hatalarımız, kusurlarımız, yanlışlarımız olmuyor mu? Evet oluyor. Bazen bizim de geciktiğimiz zamanlar da oluyor. Şu da oluyor, bu da oluyor. Olmuyor değil. Ki bundan dolayı da zaten benim hedefim şu. Konya merkezde. Yani ben ilçelerine bile inanın. Su arıtma cihazı isteyen birisi olduğunda oradaki tanıdığım, güvenilir, işini seven, düzgün yapan arkadaşlara yönlendirmeye çalışıyorum. Yani Konya'nın tamamına ben satayım değil hedefim. Tabii. Konya'da insanlara doğru hizmet vererek, doğru cihazı satarak hedefimiz, ana gayemiz, ana amacımız bu şekilde. Evet. Şimdi bunun üzerine çok böyle örtüşen bir yorum var, onu alayım. Ben Karabağ'ından Özkocaoğlu İsmail Bey. Özkocaoğlu, İsmail Bey gençliğinden beri su arıtma işlerine kafa yoruyordu ve sonunda bir marka haline geldi. Biz de Karabağ halkı olarak böyle güzel işler yapacağına inanıyorduk ve başardı da. Bir hemşehrisi olarak başarılarının devamını dilerim. İyi çalışmalar demiş o da. İşte, Hüseyin abime çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok şen, şakrak. İnsanlar onunla olduğu zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak kadar sohbeti güzel birisi. Kendisi Hocacığın mahallesinde market bakkal işi yapıyor. Ben de kendisine başarılar diliyorum. Allah razı olsun güzel düşünceler için, beni onu öğrettiği için. Evet, Karabağlı olduğum için de tekrar gururluyum, mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Nurettin Bey de az önce Cihan Beyli'den yazmıştı. Böbrek nakli yapılan kıymetli izleyicilerimiz. O da cihazımızı almak üzere bağlantı kurmak istiyor. Yayın sonrası Nurettin Bey ile sizi irtibatlarız. Şimdi burada bu bardaklarımız duruyor ya. Biz bu bardakları kullanacak mıyız bu hafta? Şimdi bu hafta inşallah klordan bahsetmiştik malum. arıtma cihazıyla ile alakalı insanlar genelde çayı olmuyor diye söylüyorlar. Çayının neden olmadığından onu bahsedelim. İşte klor şebeke suyunun içerisinde klor testini yapmak için. Oluyor arıtma suyu. Şimdi, TV42'nin çayı. Tabii ki oluyor. Neden oluyor? Çünkü bizim söylediklerimizi harfiyen uyguladığınız için. Evet, tabii çok ki da güzel az oluyor. Önce söyledim alkali su olması çok önemli.
ve kullanılan çay ve demlenme usulünün yerinde ve doğru olması gerekiyor. Ama bu konuda şey çok güzel çalıştı sizinle, çok güzel işbirliği içerisindeler sevgili Hasan Bey ve Yüksel Bey. Evet. Bu konuda ekip çalışması da süper. Onlar da işini severek yaptıkları için o yüzden ellerinden gelen en güzel şeyi yapıyorlar. Burada iki tane bardak örneğin. Bu çeşme suyu demişlerdi, yanlış olmasın evet. Ama. Hazırlamıştı onu sanırım. Hasan Bey hazırlamıştı. Mümkünse bir çay tabağıyla çay kaşığı isteme şansımız var mı? Bizi izliyorlar mı? Bizi izliyorlar. Ama çay tabağı da var, çay kaşığı da var aslında, burada. Aslında evet. Ne güzel, pratik oldu. Evet. İkisini de şey koyduk. Şöyle yapalım. Bir test yapacağız anladığım evet. kadarıyla. Hı-hı. Bu testte neyi göstereceğiz sevgili izleyicilerimize, bir taraftan da anlatalım. Sudaki klor testini yapıyoruz. Klor testini yapıyoruz. Evet. Baktığınız zaman dördü de aynı su. Evet, çeşme ama suyu. Farkları var. Birisi arıtmadan geçen su, biri şebeke suyu. Şimdi arıtmadan geçen suyun evet. rengi değişmeyecek. Evet, gördüğünüz gibi çeşme suyumuz sarardı. Arıtılmış suyumuzda herhangi bir değişim olmadı. Bunlar burada dursun. Dursunlar. Evet sevgili yönetmenim de merakla şimdi masadan kalkıp stüdyoya kadar geldi Arif Altun'da. O da şeyle ilgili izliyor. Evet bu da nasıl evlerde kullanılan çamaşır suyu dediğimiz yani acı olabilir, domates olabilir. Buraya damlatıyorum. Evet. Bir çamaşır suyu. Herhangi bir çamaşır suyu. Şimdi bu da kaşığı aldım Sevilla Hanım. Evet gördüğünüz gibi bu da sarardı. Evet. Niye sarardı? Belediyenin suyun içine kattığı klorun ham maddesi yani klor çamaşır suyunun ham maddesi. Ham maddesi. Hal böyle olunca biz de çamaşır suyu kattık. Geldi çok teşekkür ederiz burada benim çayım bayılırdı. Şimdi burada bir şey var. Bunu da ekrana abim yaklaştırabilirse. Görüyoruz sevgili yönetmenimle evet. Bakın burada klor miktarlarını gösteriyor. Yani belediyenin atmış olduğu klor miktarı şuradaki 1 ppm seviyesinde. Ben şimdi şebeke suyuna yani çay demliyorlar ya sokaktaki evet. tatlı suyla ya da çeşme suyuna. Suyuyla. Çaydanlığa koyup kaynattığımızda bakın ne oluyor. Evet. Evet. Buradaki rengi aldı gördüğünüz gibi. Bu seviye 5 ppm'e çıktı. İşte bu şu demek, neredeyse kaynadıkça klor yoğunlaşıyor, yoğunlaşmakla da kalmıyor. Sudaki farklı bir elementle birleştiği zaman trilometan dediğimiz kanser yapan gaza dönüşüyor. Ayrıyeten şuradaki gördüğümüz çamaşır suyunu benim gömleğe, çekete değdirirsem rengi ne olur? Beyazlar. Beyazlar. İşte şebeke suyuyla ya da tatlı suyla çay yaptığımızda sudaki klor, tıpkı buradaki gömleğin ya da çeketin rengini alan çamaşır suyu gibi çayımıza attığımızda çayımız 10 dakika içerisinde simsiyah bir demek, çay. Evet. Ama o çay bir saat sonra da acıyor, acıyor, içilemez hale geliyor. İçiyorsunuz da aslında içtiğiniz şey artık sağlıklı, lezzetli bir çaydan öte midenize, böbreğinize, bağırsağınıza, vücudunuzun hemen her organına zarar veren sadece tüketmiş olmak için tükettiğiniz bir gıda haline geliyor ki içilmemesi de gerekiyor. Maalesef bizim insanımız çay siyah olduğu zaman kaliteni zannediyor. Tabii, evet, oysa evet. ki çayı atalarımız hiçbir şeyi boşuna söylemediği gibi tavşan kanı çayı diye boşuna söylememiş. Arıtmanın suyu durdukça lezzet, renk, tat kazanırken Sevil Hanım çeşme suyunun çayı da durdukça acıyan bir çay oluyor. Acıyor, i̇şte yani. O yüzden ben hep insanlara, müşterilere ya da su arıtma cihazı almak isteyenlerle bizimle görüşmeye geldiklerinde hep şunu söylüyorum. Mutlaka sadece içmek için arıtma cihazı alacaksanız asla almayın. Çünkü bizim içme suyumuzun haricinde yemeğe kattığımız su da çok önemli. Çayını yaptığımız su da çok önemli. Hatta sebzemizi, meyvemizi normal suyla yıkadıktan sonra derin bir kabın içerisinde arıtılmış suyun içerisine birkaç damla beyaz sirke damlatıp 10 dakika bekletmemiz gerektiğini. Bunu da çiftçilerin tamamının artık
Hepsi ne yapıyor? Sebze ve meyvelere ilaç atıyorlar. Bizim için en büyük risk aslında sebzelerde ve meyvelerde kullanılan tarım ilaçları. Tarım ilaçları. İşte siz bunu şebeke suyuyla saatlerce yıkasanız, saatlerce bekletseniz çıkartamazsınız. Ama arıtılmış suyla bunu yaptığınız zaman 10 dakika sonra cam derin bir kapta hem çeşme suyunu hem arıtılmış suyu yaparak bunu da bizzat görebilirler. O yüzden ütüde dedik, pasta, kek, hamur yaparken hani mutlaka arıtılmış de dedik, suyu. Yemekte evet. Arıtılmış su dedik. Ya mesela bunda en canlı, ben sizin geçen haftaki bilgilerinizden sonra hani bu sebze meyve kısmına yine döneceğim. Beyaz sirke ya da sirkeyle yıkadığımızda işte 15-20 dakika beklettik. Beklettikten sonra bolca suyla yıkadık, bir miktar kurtarabiliyoruz diye. Bunu konuşurken hani arıtma suyun bu konuda çok daha etken olduğunu söylediniz siz. Ben onu da sordum bu konuda da uzman. Ya böyle bir bilgi var dediler. Yani normal çeşme suyuyla sirkeyi döktüğünüzde arıtı temizlemiş oluyorsunuz bir miktar. Aslında öyle bir şey de yok dediler. Yani gene konu arıtma suyuyla birleştirdiğiniz sirkenin işlevi artıyor ve işe yarıyor. Şimdi Sevil Hanım, aslında insanlarımız çok yanlış bilgilere sahipler. Şöyle ki derler ki işte su kaynadığı zaman sudaki mikroplar ölür. Mikroplar ölür diye. Zararlılar gider. Şimdi doğru, sen gidip çayır bağından, Bulumya'dan suyu getirdiysen o sular biliyorsunuz doğal sudur. Kirlenmiş olmasına rağmen doğal sudur. Ama şebeke suyu ya da tatlı suyu belediyenin içerisine mecburen katmak, yani dezenfekte için kattığı klor var. Sen dağdaki suyu getirip yemekte, çayda kaynatırsan doğru. Eğer o suyun içerisinde bakteri ve mikrop varsa doğru. 80 derecede kaynadığı zaman onun içerisindeki bakteri ve mikrop ölüyor. Evet. Bunda hemfikiriz. Ama bizim evimizdeki, sokaktaki tatlı su öyle değil ki. Onların içerisinde dezenfektan için katılmış klor var. Evet. Klor kaynamadan çok tehlikeli ama kaynadığı zaman tehlikesi çok daha fazla artan bir yapıya sahip olduğu için. O yüzden her su arıtılmak zorunda. Her su arıtılmak zorunda ve arıtılmış su kullanırken de kazançlarımız, avantajlarımız aslında daha sayısız dakikalarda, hatta sayısız zamanlarda konuşulacak kadar önemli ve kıymetli. Doktor Bey'in programını izlemişsiniz, Hamdi Bey'le olan programını, arka planda da konuşuruz hekim dostlarımızla ya da işte uzmanları TV ekranlarından ya da sosyal medyadan izleriz. Ama temel veri şuna dayanıyor. Evet, öncelikli olan hasta olup iyileşmek değil, hasta olmamak için çaba kesinlikle sarf etmek. Bunun da temel verisi efendim doğru beslenme, gıda tüketiminde doğru tercihler. Bu konuda canıyla, canı pahasına yırtınarak anlatan doğru hekimler var, doğru insanlar kesinlikle var, doğru uzmanlar var. Allah onlardan sonsuz razı olsun. Bunların arasında rahmetli Aydın Salih'i vardı. Öyle can hıraş anlatırdı. Evet, çok sevdiğim, takdir ettiğim Türkiye'deki insanların safra kesesini doktorların nasıl kesip attığından bahsetmişti. Faydalı evet. Bilgiler sayfamda da onu paylaşmıştım. Görmek isteyen görebilir. Türk doktorlarına diyor ki safra kesesinin tedavisi mümkünken neden tedavi etmiyorsunuz? Hocam onunla kim uğraşacak? Kesip atmak kesip çok daha kolay. Ne olacak diyor safra kolay kesesinde? Diyor. Mesela Profesör Doktor Ahmet Rahisim Küçüküs'te var. Onun da küçük bir videosu var. Instagram sayfasında falan devamlı takip ettiğim kıymetli bilgiler verdiği için. Diyor ki doktora gidin diyor. Muayene olun. Reçeteyi alın. Eczaneye gidin. Çünkü eczanecinin de para kazanması lazım. Eczaneden ilacı alın. O ilacı götürüp çöpe atın. Çünkü sizin de yaşamanız gerekiyor diyor. Yani Batı tıbbını çok güzel özetlemiş Ahmet Rasim Küçükosta hocam da. Tabii ki zaman içerisinde böyle doğrular söyleyen hekimlerimiz var. Ama maalesef doğruları söyleyeni 9 köyden kovarlar hesabı, onlar geri planda kalıyor. Öbür türlü Batı tıbbının desteklediği doktorlar da maalesef doğruları söyleyemeyebiliyorlar. Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyebiliyor. Bizim zaten şöyle söyleyeyim, çok fazla doktor kullanıcı müşterilerimiz var. Var tabii. Tam onu yani, soracaktım. Hekimler ne diyor bu konuda diyecek. Arzu ederseniz bir dahaki programda o doktorlarımızdan su arıtma cihazlarıyla alakalı, bizimle alakalı görüş bir küçük küçük videolar çekip buradan yayınlatabiliriz. Müşterilerimizle de yani o çalışmayı da yaptım. Mesela filtrelerin görüntülerini ama
günlerin kısa olması. Bizim biraz yoğunluğumuzdan onu yetiştiremedik. Siz de kabul edersen bir dahaki programda evet, onları yaparız. Da yapalım. İnşallah işte müşterilerin bizimle alakalı yorumlarını da yapalım. Ama ana hedef şu, her evin ilk ihtiyacı su. Kızlarımızın çeyizinin de ilk ürünü, ilk eşyası, su arıtma cihazı ve temizlik ve sağlık robotu olsun. Temiz hava, temiz su, temiz gıda. Sağlıklı hayat sağlıklı getiriyor. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Bu hafta şöyle bir baktım. Evet, birkaç dakikamız kalmış. Biz de yavaş yavaş programımızı tamamlayacağız. Yine çok kıymetli zamanınızı ikram ettiniz. Çok kıymetli bilgilerinizi arz ettiniz. Hem stüdyoda konuşalıma, yani bana, hem de buradaki çok kıymetli izleyicilerimize aktardık. Aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ayaklarınıza sağlık, zihninize sağlık, bilincinize sağlık diliyorum efendim. Sağlık, afiyet sizin ve sizinle birlikte tüm izleyicilerimizin olsun derken, yine ilk fırsatta anlatacaklarımızın devamı için bitmeyen bilgiler ve ihtiyaç olan bilgiler için yine yeniden en kısa zamanda buluşmak dileğiyle diyorum Sayın İsmail. Öyle gerekiyor çünkü ben burada çok hazırlıklı geldim. Burada filtreler mesela kendimizin musluğumuzdan bahsetmiştim. NSF'li musluk $22 artı KDV ama 92 TL'ye de musluk var. Bir şey daha kısaca söyleyeyim. Bu çok önemli. Dedim ya biz bu işin delisi olduk. Kendimizi bakın burada B12. Evet. B12. pH. Evet. B12 ve pH 8.8 filtre. Yani B12 vitaminini biliyorsunuz vücut içerisindeki görevi çok fazla. Bu ürünü de biz İkonya Smart Su Arıtma olarak Konya'da ve Türkiye'deki ilk kullanıcılarız. İnsan için, müşterilerimiz için en iyisini, en güzelini bulup onların kullanımına, faydalanmalarına sunuyoruz efendim. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki programda artık bu ince detayları insanlara vererek faydalı olalım inşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Kanal TV 42 ailesine Sibel Hanım size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Hamdi Bağcı Bey'in o programı yapmasından da şahsım adına çok etkilendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Kabul ederse biraz da bize sorular sorursa hatta Mehmet Hocamla beraber aynı ortamda İnşallah. Olmayı çok arzu ederim. Ne güzel olur. Öyle ortak birlikte bir yayın iletiriz kendilerine. Çok çok teşekkür ederiz. Tekrar efendim Konya'dan dünyaya olsun. Şimdi Konya hizmet alıyor. İsmail Civciv'den, İkonya Su Arıtma'dan. Temennimiz odur ki iyilik ve güzellik, hayırlı ve faydalı olan bu güzel şehirde nasip olan tüm akrabalara, dostlara, hemşehrilerimize, halkımıza olduğu gibi adım adım Türkiye'ye ve dünyaya olsun inşallah. Evet, biz de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin torunu olarak diyoruz ki Konya'nın önüne İsmail'in iyisini koyduk. İkonya Su Arıtma olarak ne olursanız mutlaka su içmek için İkonya Su Arıtma'ya gelin diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, stüdyoda konuşalımın bu bölümünün de sonuna geldik efendim. İzlediğiniz üzere neden arıtma su başlığıyla arıtma suyun özelliklerini ve İkonya Su arıtma sistemlerini konuştuk. Kiminle konuştuk efendim? İkonya Su Arıtma firma sahibi Sayın İsmail Civciv Bey'le. Siz oradaydınız. Yine bizi yalnız bırakmadınız. İyi ki oradaydınız. İyi ki varsınız. Hep bizimle kalınız diyoruz ve öncelikle sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçenler var. Başta efendim yönetmenim sevgili Arif Altundal olmak üzere sevgili Şeyda ve sevgili Ali onlara eşlik etti. Görünen ve görünmeyen tüm emektarlara sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Yarın Öğretmenler Günü. Şimdiden tüm kıymetlilerimizin yeryüzünde yaşayan, bir harf öğretmek üzere yaşamını sürdüren, hem bu topraklara ait hem yeryüzüne ait tüm eğiticilerin, tüm öğreticilerin, tüm öğretmenlerin gününü şimdiden kutluyoruz efendim. Nice kutlu zamanlarda nice başarılı zamanlarda evlatlarımızla birliktelikleri daim olsun diyoruz. Ve beni sizlerin huzurlarına her daim en güzel şekilde hazırlayıp uğurlayan kıymetli kuaförüm, sevgili dostlarım, Kuaför Viva, sevgili Burcu ve ekibine çok teşekkür ederken yeniden yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlık, afiyetle kalın, hoşgörüyle kalın efendim.